Merhaba sevgili canlar, değerli dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta dünyayı kurtarmak için adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. İsa Ruhullah yine Nakdimon adlı bir şeriat hocasıyla konuşuyor. Ve konuşmasının devamında şöyle bir şey diyor. Hak dünyadaki canları o kadar çok sevdi ki yegane Hak oğlunu verdi. Böylece ona iman eden her can helak olmayıp daimi hayata erer. Hak manevi oğlunu dünyaya gönderirken dünyayı yargılayıp mahkum etmeye değil, dünyayı Hak oğlu vesilesiyle kurtarmaya gönderdi. Evet, Hak neden Şah İsa'yı gönderdi dünyaya? Bizi kurtarmak için. Evet, değişik. Bir paylaşayım sizinle, inşallah beğenirsiniz. Allah dünyayı öyle çok sevdi ki Hak oğlunu gökten bize indirdi. Hakkın aşkı öyle bir alevdi ki kurtarmak için gönderdi. Hakkın aşkı öyle bir alevdi ki dünyayı kurtarmak için gönderdi. İsa'yı feda etti Yüce Hak, ona iman eden hiç olmaz helak. Ruhullah'ı verdi kadiri mutlak, dünyayı kurtarmak için gönderdi. Ruhullah'ı verdi kadiri mutlak, dünyayı kurtarmak için gönderdi. Hayata kavuşur, yargılanmaz, Hak yaşama erişir. Mahkum edilmez ve Hak'a ulaşır. Dünyayı kurtarmak için gönderdi. Mahkum edilmez ve Hak'a
ulaşır. Dünyayı kurtarmak için gönderdi. Kervanım ışığa gelin erenler, hakikat yolunda ilerleyenler, insanı kamil olur hak yarenler. Dünyayı kurtarmak için gönderdi. İnsanı kamil olur hak yarenler. Dünyayı kurtarmak için gönderdi. Hak dünyadaki canları öylesine sevdi ki, öyle bir aşk, öyle yanıp tutuşan bir aşkı vardı ki, Hak oğlunu gönderdi, Şah İsa'yı gönderdi bizim için. Daha önce bizim Hak'a karşı yanıp tutuşan bir aşkımız olmalı demiştim ya, ama bu sefer Hak'ın bize karşı yanıp tutuşan bir aşkı olduğunu söylüyoruz. Bu daha önemli. Çünkü her şey Hak'ın aşkıyla başlıyor. Yani bizim aşkımız aslında onun aşkının yansımasıdır. İnşallah hepimizde o aşk var. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyiverin. Abone olun, yorum yazın, başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, aşkla kalın, esen kalın, hoşça kalın.